Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar üçgen konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Evet sayfa numarası kitabımızda 34 ve 35'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgen olarak verilmiş. O zaman eşkenar üçgen nedir? Bütün kenarları eşit ve bütün açıları eşittir. Hemen bunları şekil üzerinde gösteriyoruz. Şöyle gösterdik. Sonra 60'ları yazınca 30-60-90. Burada da bir 30-60-90 çıktı. 30'un karşısı 4'te 90'ın karşısı 8 yapar. E tamamı 14'tü. E burası 14 olduğundan buraya 6 kaldı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. E burası da 14 olduğundan x'e kaç kaldı o zaman? 11 kaldı. Birinci soru balık kesir oldu. Geldik ki eşkenar üçgen demiş. Bütün kenarlar eşit ve bütün açılar eşit olacak. 60 60 burası da 60 olacak. E bütün kenarlarda 12 12 12 değil mi? Evet. E x'e ait bir dik üçgen oluşturmalıyız. Şuradan bir yükseklik çizince sanırım herhangi bir sıkıntı yok. Yüksekliği çizdim. Eşkenarda çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölecek. 12'yi iki eşit parçaya böldü. 6'ya 6. E hocam burası da 30'un karşısı 6 60'ı karşısı da 6 kök 3. Ve artık şurada bir pisagor bağıntısı yaparak x'e ulaşırız. E hocam burası 2 çarpı 1. Burası 2 çarpı 2, 2, çarpı 3 kök 3 değil mi? Evet 3 kök 3. O zaman x de neye eşit olacaktır? 2 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 3 kök 3'ün karesi. 1 artı 3 kök 3'ün karesi de 27. Yani burası 2 kök 28. Kök 28 4 çarpı 7 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 de çarpacağım zaman 4 kök 7 yapar burası. Evet cevap balık kesir oldu. ikinci soruda. Geldik 3'e. 60 var 60 var. E, 90 da var burada. Normalde bu soruyu gören insan hemen şuradan dik çizer. Ya da sonra buradan şu 60 mantığını kullanmak için de şöyle dik çizip. Sonra bir de burada dik dörtgen oluşturup pisagor bağıntısı yapabilirsiniz. Ama Şimdi bütün açılar özel bir açıysa arkadaşlar. Bakın 90'ı biz genelde parçalamamaya çalışırız. Yaptığımız teknikte 90 özel bir açı. Dörtgen iç açıları toplamı 360 ya, 60, 60 ve 90'ın toplamı kaç yapıyor? 120, 210 yapıyor. Buraya kaç derece kaldı? 150 derece kaldı. Yani 150 parçalanmasa iyi olur. Yani parçalamamak lazım zaten. E ne yapacağız hocam? E böyle bütün açılar özel bir açı olduğunda üçgene tamamlıyoruz. İstersen üçgeni şu şekilde tamamla. Şöyle üçgen yap. İstersen üçgeni şöyle tamamla. E bu bana daha mantıklı geldi. Çünkü 60-60 olunca aklıma eşkenar getiriyor ya. Hemen 60'ı böyle yapıştırırız. Aa eşkenar çıktı deyip hemen eşkenarlığı da şöyle göstermeliyiz tabii ki. Hocam eşkenar üçgen çıktı. E burada bak 60 90 ise 30 çıktı burada. 60'ı karşı 6 köküsü 30'u karşı 6. 90'ı karşı da 12 yapar. E toplamda bak burası 14 oldu. E burası da 14 olacak. O zaman x'e kaç kaldı? 8 kaldı. Evet üçüncü soru denizli oldu. Geldik dörde. Şekildeki ABC eşkenar üçgeni biçiminde kartondan her biri eşkenar üçgen şeklindeki üçgenler kesilerek atılıyor. Evet eşkenar üçgenmiş. Hemen atmışları şöyle bir yazalım buraya. Sonra bu eşkenar üçgenler çıkartılıyormuş. Yani bunlar da birer eşkenar üçgen. Hadi atmışları da yazalım. Üşenmeden şöyle bir koyalım atmışları. Sonra ne demiş bize? DE 5 kök 3. 5 kök 3 olarak yazıyoruz. Ve DF'yi de 7 kök 3 vermiş. Burayı da 7 kök 3 vermiş. KL'ye de 14 olarak verilmiş. Hocam şurası da 14. Sonra buna göre diyor geri kalan kısmın çevresi kaç birimdir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar burada bu bir eşkenar üçgen 60'ı karşısı 5 kök 30'un karşısı nedir? 5'tir. 90'ın karşısı nedir? 10'dur. Evet burası 10 çıkar. Sonra burası 7 kök 3 verilmiş. 60'ı karşı karşısı 7 kök 30'un karşısı 7'dir. 90'ın karşısında 14'tür. E hocam bu nasıl olacak? Burası 14 burası da 14 demiş. E, tamam 14'e göre de çözeriz. İstersen burayı 8 yapayım ben. Çözümü de 10'a göre yapalım arkadaşlar. Yani şurayı 8 diye değiştireyim. Sonraki baskılarda 8 olarak çözeceğim. Ama 14 ki halindeki cevabı da bulacağım arkadaşım. Tamam mı? Evet burayı hatalı yapmışız. Kusura bakma bazen böyle nazar boncukları geliyor. Bu ikinci nazar boncuğu galiba. Evet devam edelim bakalım. Geri kalan kısmın çevresi nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle şey yapalım. Burası 10 ve 14 toplamda kaç yaptı burası? 24 yaptı. Hocam eşkenar üçgen ya şu A A A şu kenarlar B B B şu kenarlar C C C bu kenarda D D D diyelim şöyle. Tabi buraya kadar D. E sonra ne oldu? A artı B artı C artı D toplam 24 mi yaptı? Evet yazalım şuraya A artı B artı C artı D toplamda 24 yaptı. Şimdi benden çevresi isteniyor. Mavi kısımlar çıkartılınca neresi kaldı? Şu beyaz kısım mı kaldı? Beyaz kısmın çevresi soruluyor. Hocam beyaz kısmın çevresinde bana bu kısım lazım. E, tamam A artı B artı C artı dedi. A'sı buradaysa buraya B artı C artı D kaldı. Sonra şuradaki kısım kaldı. Buradaki kısımda tamamı A artı B artı C artı D olduğundan A artı B artı C mi kaldı? Evet. Şimdi benden şu kısmın çevresi isteniyor. Hadi bakalım şunun çevresini yazalım bakalım. A'lardan kaç tane var? Bakıyoruz. Hocam A burada var. Şöyle bir bu çevrede başka yok. Şu bir de şu var. 2. Yani 2 A var. Artı B'lerden kaç tane var? Hocam 1 2 burada 3 4 tane B var. 4 B artı C'lere bakalım. Hocam 1 2 3 4 tane C var. 4C artı D'lere bakalım. 1D burada bir de ikinci D de burada. Yani 2D var. E ben A artı B artı C artı D'yi biliyorum. Hocam burada ikili yazabilirim. 2A artı 2B artı 2C artı 2D şeklinde yazabilirim. Artı burada 2B artı 2C'sini yazınca 2B artı 2C mi kaldı? Evet. Şimdi zaten bana bak burada B artı C'yi soruda değiştirmeden önce 14 vermişti. Değiştirilmiş halinde yazacağım ben şimdi. Bir kere şurası kaç yapar? Toplamı 24 da artı B artı C artı D 48. Eğer B artı C de 14 olmuş olsaydı o zaman burası 28 olacaktı. Toplamı da kaç yapacaktı? 76 yapacaktı. Cevap Edremit olacaktı. Ama ben yeni baskıda şunu 8 diye değiştiririm. 8 diye değiştirdiğim zaman ne oluyor? O zaman hocam şurada B artı C 14 değil de 8 diye değiştirdik ya. 2B artı 2C 16 yapar. Bunların toplamı da 48 artı 16'dan 64 yapar. Yani ikinci baskıda arkadaşlar cevap 64 olacak. İlk baskıda 76 ama şurada bir mantıksızlık var. Ondan dolayı kusura bakmayın. Evet cevap C'an oldu. Dördüncü soruda. Eğer 8 alırsak tabii. Normalde Edremit. 14 alırsak ama 14'te bir mantıksızlık var. Tamam. Evet gelelim bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da. Ne demiş? Bunlar eşkenar üçgen olarak verilmiş. 60, 60, 60. E hocam bu da 60, 60, 60. E hocam bu da 60, 60, 60. Valla ben de alışkanlık. Sen de yaz. E sonra 12. Bir kenar 6. E hocam burası da 6, burası da 6. E burası da 2 olarak verilmiş. Burası da 2. Burası da 2 olarak yazdık. 12 ya 6 2 daha 8. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Tamam benden şimdi x isteniyor. E hocam ne yapacağız burada? E, x x'e ait bir şeyler oluşturmamız lazım. Böyle 90'lar olsaydı dikdörtgen falan filan oluşturabilirdik. Aa burada ne yapacağız? Burada da bir paralel kenar çizip de paralel kenar değil de şöyle bir x kenar yamuk oluşturabilirsiniz aslında ama ee, bu da işime yaramaz. Ama ben şu, neyi biliyorum? Şu x'e ait bir üçgen oluşturmam lazım hocam. Yani eğer düzgün bir şey yoksa dik üçgenle bir şey yapamıyorsam o zaman üçgen oluşturayım. Üçgeni nasıl oluştururum? Bak bir partisi burada bir partisi burada. Şunun devamını getirsek bunun da devamını getirsek şöyle. A ters açıdan 60 ise 60 ters açıdan 60 ise 60. 60 60 ise burası 60 yaptı. Burada bir eşkenar çıktı 4 4 4. E o zaman artık x'e ait üçgene bakalım. x'e ait üçgende bir kenar 10 diğer kenar da Şurası pardon 4 2 daha 6. Diğer kenar 10. Yani şöyle bir üçgen çıktı arkadaşlar. Şuraya çiziyorum bakın. Şöyle bir üçgen. Burası 6 4 2 daha. Burası da 10 ve şurası da 60 derece. Benden x isteniyor. Kosinüs teoremi mi? Hayır. Ben kullanmam. Ne yapalım? Şuradan bir dik çizelim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Burası da 3 kök 3 olur. E hocam tamamı 10 ya. Burası 3 ise buraya da 7 kaldı. Ve burada bir pisagor bağıntısıyla olayı bitiririz. Şurası da 90 derece. X'in karesi eşittir. 3 kök karesi yani 27 artı 7'nin karesi de 49. Topladığımız kaç yaptı 9 7 daha 16. 4 2 daha 6. 76. Kök 76 yapıyor. E, X de böyle kök 76 ya. Bu da sanırım 4 çarpı 19. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani cevabı 2 kök 19 diye buluruz. Evet. 5 soru Balıkesir oldu. Geldik 6'ya. Çevresi 36. Birim olan ABC eşkenar üçgeninin A B C noktaları sırasıyla kenar orta noktaları K L M noktaları ile çakışacak şekilde katlanıyor. He. Şimdi kenar orta noktaları. Çevresi de 36 ya. Çevresi 36 olduğuna göre arkadaşlar. Çevresi 36 olduğuna göre. O zaman ne oluyor? 36'yı 3'e böldüğümüz zaman bir kenar bir kenar 12 mi oluyor? Evet. Hatta bu orta noktaymış. 6 6 6 6 6 6. 6. Şimdi bir de Öyle bir katlama yapacağım ki katlama yaptığımda a buraya gelecekmiş. Hocam a l'nin üstüne geldi. a üstü olarak buraya geldi. Hocam burası 6 ya. E o zaman katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğundan şunlar birbirine eşit olacak. 3 3 olacak. Hatta burası 60 burası da 60 değil mi? Evet. E şimdi ne çıktı? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak şöyle şöyle. Hatta burada bak dikkat. 60 60 60 eşkenar üçgen eşken çıkıyor. Burası da 6 ya. E o zaman burası da zaten 6 oluyor. Aynı mantık. Hocam burası da 6. Üst üste binen kenarlar eşit. Burası da 6. E burası da 6 ya. Üstte binen kenarlar eşit 3 3. Aynı şekilde 6 ya 6. Burası da 3'e 3 oldu mu? Oldu. Katlama yapıldıktan sonra oluşan şeklin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani işte şuradaki şeklin çevresi isteniliyor bizden. Hadi bakalım bulalım. Hocam neresi bulacağım? Burayı bulacağım. E burada bir 30 60 90 üçgen oluştu. 90 karşı 6 30 karşı 3. Burası 3 kök 3 oldu. E ondan sonra burası da aynı şekilde 3 kök 3. Burası da 3 kök 3. Evet. Çevresine bakalım. Şuradan 3 köküçlerden kaç tane var? 3 tane var. Yani çevresinde 9 köküç olacak artı. Sonra şu kenarlar yani 3, 6, 9. Bir de 9 olacak. Cevabımız o zaman Denizli Yaptı 6. soruda. Geldik 7. soruya. Aşağıda çevre uzunluğu 36 bir eşkenar üçgen biçimindeki bir karton verilmiş. Eşkenar üçgen hemen açıları yazalım. Çevresi de 36 ise eğer 36 bölü 3'ten bir kenar 12 yaptı. 5 bölü 2, 5 bölü 2 daha 5 yaptı. O zaman tamam 12 ise buraya ne kaldı? 7 kaldı. Aynı mantıktan buraları da 7. Bu da eşkenar üçgenmiş böyle. Niye eşkenar üçgen oluyor burası? Çünkü ikizkenar üçgen. Tepe açısı 60 derece. 180-60 kart 2'ye böl. Ondan dolayı eşkenar üçgen oluyor. Bu da aynı şekilde eşkenar üçgen. Bu da aynı şekilde eşkenar üçgen. Ne yapmışım? Ben bunları kesmişim. Şöyle tersini yapıştırmışım buraya. Hocam böyle yapıştırdım. Burası kaç derece? 120 derece. Burası da 120 derece. Sen bu üçgeni böyle yapıştırdığın zaman hocam bu eşkenar üçgen olduğundan 60-60-60 ya. Şurası da kaç derece kalıyor? 120 derece olduğundan 60 derece kalıyor. Aynı şekilde 60 60 60. Aynı şekilde 60 60 60. Evet burası da 120 derece. Dikkat et. O zaman buraya da 60 kaldı. E o zaman buraya da 60 kaldı. E o zaman buraya da 60 kaldı. Buraya da 60 kaldı. Buraya da 60 kaldı, da 60 kaldı mı kaldı. Sonra ne yapmışım? Sonrasında ise son durumda ABC köşeleri birleştirilerek üçgen elde ediliyor. Bak dikkat et. Burada ince bir nokta var. Hocam üçgen elde ettiğimde şunlar doğrusal olur. Bunun doğrusal olduğunu nereden biliyoruz? Onu bir ispatlayalım değil mi? Hocam şöyle bakacak olursak şu 60 burası da 60. Z şartı sağlanıyor. Bak burada Z kuralı sağlanıyor. E hocam şunla şu birbirine paralel. E sonra hocam bu da aynısı Z'den dolayı bak şu da şunla paralel. E zaten şuradan bir yükseklik çizsen buradan da bir yükseklik çizsen yani bu noktanın buna olan uzaklığı ile bu noktanın buna olan uzaklığı da aynı olduğu için bu paralellerin devamı ne olmak zorunda? Doğrusal olmak zorunda. Yani sen bu üç noktayla bu üç noktayı birleştirdiğin zaman doğrusal olacak. Aynı mantık şunda da şu paralel aynı mantıktan şununla da şu paralel. Yani şurada da bir eşkenar üçgen karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü ters açıdan 60, ters açıdan 60, ters açıdan 60 derece olduğundan. Peki burası kaç? 5 bölü 2. Dikkat. Ters e, çünkü 5 bölü 2 üçgenleri buraya koymuştum ya. Ve bu kenarı da 7 bulmuştuk. Hocam 60, 60, 60 büyük de bir eşkenar üçgen oldu. E, bir kenarı 7. Burası da 7 olacak. E o zaman burası 7 eksi 5 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Yani burası 9 bölü 2 yapıyor galiba değil mi? Evet bir kenar 9 bölü 2 olan bir eşkenar üçgen karşımıza çıktı. Bunun çevresi soruluyor. Çevresi de bundan 3 tane var. O da kaç çıkar? 27 bölü 2 çıkar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu 7. soruda. Geldik 8. soruya. Aşağıda ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir karton verilmiştir. Bu eşkenar üçgense bir kenarı ise diğer kenarlarda x x x değil midir? Evet. Bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığında ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Hop şöyle açtık şöyle açtık. Ve sonrasında üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit kullanıyorduk değil mi? Bakalım önce kenarlara bakalım. Xken katladığın zaman şurası da x oldu mu? Oldu. Sonra şurada da katladığın zaman xken burası da x oldu mu? Oldu. E zaten bir de bana şurası verilmiş. Burası da kök 32. Eksi 16 kök 3 olarak verilmiş. E ne yapacağız arkadaşlar burada? İşte buradaki üçgende kosinüs teoremi yapacağız. Gülüyorum çünkü niye? Mecburuz sanki. Çünkü buradan bir dik çizsem 90'ın karşısı x kenar 30'un karşısı x bölü 2. Burası da köküç katı. Sonra x'ten x bölü 2'nin köküç katını çıkartmak çok zahmetli olacak. E bazen de maalesef kosinüs teoremi yapabiliyoruz. Kosinüs teoremi neydi? Şunun karesi. Şu boşluğa yapıyorum yukarıya. Yani 32 ya da aşağıya yapayım ya. Niye oraya yapıyorsam. 32 eksi 16 köküç. İşte bunun karesi. Devamı neydi? Devamı da diğerlerin kareleri toplamı x kare artı x kare eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci çarpı kosinüs 30. Kosinüs 30 neydi? Dik üçgeni çiz oradan bulabilirsin. 30 60 90 üçgeni 1 2 burası da kök 3. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2 eşit. Kök 3 bölü 2 eşit olduğundan dolayı. E hocam bölü 2'ler gitti. O zaman e, burası 32 eksi 16 kök 3 eşittir. 2 x kare eksi x kare kök 3 yaptı. E ben burada 16 parantezine alınca 2 eksik kök 3 yapar burası. Burada da x kare parantezine alınca 2 eksik kök 3 yapar. Bunlar nanay olur. x kare 16 ise x'e kaç çıkar o zaman? 4 çıkar. Zaten bizden x deniyor. Yani cevap böylelikle balı kesir oldu. 8. soruda geldik 9'a. Şimdi paralellik verilmiş arkadaşım. AC uzunluğu isteniyor. Bir kenar isteniyor. Arkadaş bunu şeyden de yapabilirsin. Formülden de yapabilirsin. Hocam içinde bir nokta alınmış, dikmeler verilmiş. Bu dikmeler toplamı ama o üç kenara çizilen dikmeler toplamıydı değil mi o? Dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit. Oradan da yapabilirsin ya da paralellik verilmiş. E ben bu paralel doğruyu kullanacağım. Daha doğru açılardan beri biliyoruz. Bak formülden yapmıyorum şimdi. Ne yapıyorduk? Paralel doğrular verince paraleli uzatıyorduk değil mi? Uzattık. E bu bir eşkenar üçgen. 60 60 60'ları şöyle bir yazalım. Yazdıktan sonra yöndeşlikten dolayı burası 60 yaptı. E sonra ne yapacağız? 60'ı karşısı 2 kök ise 30'un karşısı kaç yapar? Kökçe bölünmüş hali 2 yapar. Sonra 60 60 ise bak burası da 60 oldu. Bir eşkenar üçgen çıktı. Hatta 30'un karşısı 2 ise bu 90'ın karşısı 4 yapar. Yani şu bir eşkenar üçgen çıktı. E o zaman 8 4 daha 12. Hocam burası da 12. Burası da 12 olacak. Yani buraya kaç kaldı o zaman? 10 kaldı. 3 köküçü kullanmadık. E ne yapacağız? E, 90 derece çizerek hop şuradan bir dikdörtgen oluşturarak Olayı halledebiliriz. 3 kök 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. karşı karşısı kök 3'e hali. 3 90'ın karşısı da 6 yapar. Ve bir kenar çıkmış oldu. AC isteniyor zaten bizden. Cevap kaç çıkıyor o zaman topladığımız zaman 18 çıkıyor. Yani 9. soru denizli oldu. Geldik ona. ABC eşkenar üçgen verilmiş. DBC noktaları doğrusal verilmiş bir de. DBC tamam. Şimdi arkadaşlar burada kenar ortaylığı kullanmam lazım. Yani şuradaki eşitliği kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım? E hocam kenar ortay, ağzımdan da kaçtı zaten. Bak, ee, biz normalde eşitlik gördüğümüz zaman normalde üçgende böyle kenar ortay çizmeyi yok, sevmiyoruz. Eşitlik varsa orta bak çizelim diyoruz ama şimdi biz bu eşkenar üçgende ya eşkenar üçgende kenar ortayı düşünebiliriz aslında. Çünkü niye? Eşkenar üçgende çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Özel bir durum oluşuyor burada. Tamam. E çizilen yükseklik. Bir açıları da yazalım. 60 60 60. Bunlar da 30 30 yaptı. E şimdi ne çıktı arkadaş? 30 60 93 kere. Tamamı da 105'ti. Burası 15 oldu. Aa hocam bak 30 derece var burada. Yani şuradaki üçgende 15 ile neyi toplarsan 30 yapar. 2 iç açı, bir dış açı, 15'i. Ana ikizkenar çıktı burada. 15 15 olduğundan ikizkenarsa x'e burası da x'tir. E burada da bir 30 60 93 kere var. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ı karşısı da 3 köküştür. Yani cevap direkt 3 kök 3 oldu. Evet 10. soru. Dediğim gibi kenar ortaylık özel bir durum olduğu için ki zaten bir şey çizdiğiniz zaman özel bir durum oluşmasını istiyoruz. Biz her zaman e, burada da o kenar ortaylık özel bir durum oluşturduğu için kenar ortayı çizebiliriz. Burada eşkenar üçgende. Ama başka farklı bir üçgen olsaydı orta tabağa çizerdik değil mi? 10. soru. Edremit geldik 11'e. Zeynep uzunluğu 81 birim olan kalınlığı önemsiz paraya kenar şeklindeki tahta parçasını 3'er birim uzunluğunda aşağıdaki gibi keserek özdeş tahta parçaları elde ediyor. Şimdi 3 3 3 3 3 kesti. Uzunluğu kaçtı bunun? 81. 81'i ben 3'e bölersem 27 tane olduğunu mu bulurum? Evet. 27 tane tahta parçası var elimde. Evet. 27 tane tahta parçasından ne yapmışım? Elde edilen parçaların uç noktalarını birleştirerek eşkenar üçgenler oluşturuluyor. Hocam uç noktalarını birleştirdim. O zaman 3 tanesini birleştirerek ve bir kenar uzunluğu kaç yapıyor? 3 3 3 diye gidiyor değil mi? 3 tanesini birleştirerek bir eşkenar üçgen yaptım. Hocam burada da 3 tanesini birleştirerek bir eşkenar üçgen yapıyorum. Ama dikkat et bak burada üst üste konmuş hocam bu kenar ortak değil mi? Hayır. Ekstradan bir tane burada da eşken üçgen oluştururken 3 üç tane konulmuş. Dikkat et. E o zaman burada da 3 tane, burada da 3 tane, burada da 3 tane. 27 tane mi var? Yani 27 bölü 3 9 tane eşkenar üçgen mi olacak? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi burada. 3 tane daha çizmem lazım. Biri ters. Biri düz. Biri de ters. İşte eşkenar üçgenler böyle oluyor arkadaşlar. E üçgenler. bak 3 3 3 3 3. Gerçekten de oldu mu? 9 tane 3 şekli elde ettik mi? Elde ettik. Hocam şekli elde edemeseydik örüntü olsaydı nasıl olacaktı? Sabret, devamını getireceğim ben. E o zaman yani cevap bulduktan sonra sorunun çözümünü e, ben sana bir daha e, örüntü daha yüksek olmuş olsaydı nasıl yapılabilirdi ondan bahsedeceğim. E 3 burası. E o zaman 3 burası, 3 burası, 3 burası. E buradaki 3'leri sayacağız arkadaşlar işte. Yani üç, bir kenara 3 birim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane 3 var. O zaman çevre uzunluğu kaç yapıyor? 33 yapıyor. Hocam bu şekilde olmasaydı. Bak cevap bu. Tamam bunda bir sıkıntı var mı? Bence yok. Hocam bu şekilde olmasaydı. O zaman ben cevabı nasıl bulacaktım? Bak 33'ü bu şekilde buldum. Hadi ben bu örüntüyü bu şekilde bilemeseydim. Yani burada 27 tane üçgen değil de 9 tane üçgen değil de daha fazla üçgen olmuş olsaydı ya da bunu çizemeseydim böyle nasıl yapacaktık? Hocam burada 3 tane, burada 3 tane, burada 3 tane, burada 3 tane ya örüntü şeklinde bulacağım. Bak dikkat et alt tarafta giderken her 2 tane de bir 3 gidiyor değil mi? Bak bir tane de 3 gidiyor, ikinci de gitmiyor, üçüncüde de 3 de üç gidiyor. Bak üçüncü de gitmiyor, dördüncü de gidiyor. Her 2 tane de bir 3 gidiyor. Hocam burada kaç tane var? 9 tane üçgen olacak. E hocam her iki tane de bir 3 gidiyorsa bir 8 taneyi ayrı düşüneceğim. Artı en son bir tane de burada üçgen var gibi düşüneceğim. O zaman 8 tane nasıl ayıracağım? Her iki tane de bir 3 gidiyor ya 8 bölü 2'den 4. Hocam 4 çarpı 3 gitti alt taraf. E artı bir tane üçgenden de şuradaki 3 geldi mi? Geldi. Alt tarafı böyle bulurum. Peki üst tarafı nasıl bulacağım? Böyle böyle devam ediyor. Bak buradaki üçgende şöyle koyunca böyle bunu böyle şey yapınca Hocam alt taraf işte şöyle e, kaç tane üçgen vardı burada? 8 tane üçgen vardı değil mi böyle çiftler? Şunu saymayınca 8 tane üçgen var. E, o zaman üst tarafta da 8 tane üçgen var. 8 tane üçgen de 4x3 üç şeklinde bulunmuyor mu? Evet 4x3 şeklinde de yukarı buluruz. Artı bir üçgen yok mesela üst tarafın çevresini hesaplarken. Dikkat et. Çünkü niye? Şunlara bakıyorum ben. 2 tanesinin çünkü şu 2 tanesinin arasında bir tane. O bir tane olmuyor. En sağdaki olmuyor. Bak dikkat et. 1, 1, 1, 1 diye gidiyor. En son burası da 1 oluyor. Şuradakini saymıyoruz. Bak dikkat et. Her iki tane de bir sayacağız böyle. O zaman o 8 tane üçgen var ya. 8 tane üçgende 2 e, tane de bir saydığımız için 8'in yarısı 4. 4 çarpı 3. Üçgenin bir kenarı da 3 olduğundan dolayı işte 4 tane üçgen olacağından 4 çarpı 3 dedim. Sonra artı bir de ne diyeceğim arkadaşlar? Bak 6 saydım, üstü saydım. Şunları da sayacağım. Artı 3, artı 3'ü de ekleyeceğim. E o zaman 12 burada 12 burada 24. Sonra 3 6 9 24 artı 9'dan cevabı kaç buluruz? 33 buluruz. Örüntü fazla olmuş olsaydı tekrar edene bakacaktınız. Her iki tane de bir 3 gidiyor deyip ona göre yorum yapacaktınız arkadaşlar. Soru böyle 9 tane üçgenle değil de atıyorum 19 tane üçgenle olmuş olsaydı işte bu şekilde çözecektin. Ama bu çözüm de senin için bence önemli. Tamam mı? Bunu da bilmeni tavsiye ediyorum. Tabii ki ilk başta hani soru kolay oldu. 9 tane üçgen olduğu için 1 2 3 4 5 6 tanesi burada. E 3 tane daha çizeceğiz hocam. E bir tane çizince burası, ikinci burası, üçüncü burası. Bu araya direkt bu 3 tanesi cuk diye oturuyor. Bunları da sayınca böyle çevresi direkt sayı halkta çıkabiliyor. Ha ÖSYM nasılını sorar? Tabii ki şuradaki gibi tam bu sorudaki gibi sorar. Belki sayıyı böyle 9 tane değil de 10 ee, tane gibi 11 tane gibi sorabilir belki. Çok fazla büyük, örüntüye de Aa, büyük örüntü de da sormayabilir. A büyük örüntüde geleceği zaman sana nasıl çözeceğini sözmen gerektiğinde burada sana anlatmış bulunuyorum arkadaşım. Evet gençler böylelikle bu testi bitirdik mi? Bitirdik o zaman bir sonraki dersimizde yani videoda eşkenar üçgenin ikinci testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.